Hizbullah, Fuat Şükür'ün şehit edilmesine karşılık beklenen operasyonun ilk aşamasını tamamladı. Cumartesi'yi pazara bağlayan gece sabaha doğru yapılan operasyonda 11 askeri nokta, 320 kat Yuşa roketi ve İHA'larla ateş altına alındı. Bu hamlenin İsrail'in derinliklerinde daha stratejik bir noktanın vurulması için ön hazırlık olduğu bildirildi. Lübnan-İsrail sınırında tansiyon yükseldi. İsrail ve Hizbullah ard arda saldırılar düzenledi. İsrail pazar sabahı erken saatlerde Hizbullah'a karşı önleyici saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki füze fırlatma noktalarının vurulduğunu iddia etti. Ancak Hizbullah'tan yapılan açıklamaya göre İsrail ordusunun operasyonu başarıya ulaşamadı. Hizbullah komutanlarından Fuat Şükür'e düzenlenen suikasta misilleme olarak İsrail'e karşı ilk operasyonu yaptığını açıkladı. Misilleme saldırısının ilk aşamasında İsrail'e 320 Katyuşa roketi atıldı. Operasyonda insansız hava araçları da kullanıldı. Celile ve işgal altındaki Golan tepelerinde bulunan askeri kışlalarında aralarında olduğu 11 İsrail askeri noktası vuruldu. Ayrıca bir İsrail savaş gemisi de yine Hizbullah füzelerinin hedefi oldu. Lübnan direnişine göre bu operasyonun asıl amacı henüz açıklanmayan İsrail'in derinliklerinde hayati bir askeri hedefi vurmak için ön hazırlıktı. Zararla ilgili karartma ve sansür uygulayan İsrail ise 48 saat olağanüstü hal ilan etti. Bu arada Hizbullah'ın yaptığı operasyon direniş cephesi kuvvetleri için moral oldu. Hamas ve İslami Cihat Hareketi'nden yapılan açıklamada eşsiz ve anlamlı tepkiyi övüyor ve tebrik ediyoruz denildi. Bu tepkinin işgalci hükümete atılmış bir tokat olduğu kaydedilen açıklamada yanıtın İsrail terörünün cevapsız kalmayacağına dair bir mesaj olduğu vurgulandı. Misilleme yapması beklenen bir diğer direniş gücü olan Yemen Ensarullah Hareketi de Hizbullah'ı överken kendi misillemesinin de yaklaştığını belirtti. Öte yandan zararla ilgili karartma ve sansür uygulayan İsrail ise 48 saat olağanüstü hal ilan etti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant ülke genelinde geçici olarak iç cephede özel durum ilan ettiklerini duyurdu. Bunun üzerine İsrail ordusu da vatandaşlara toplantıların sınırlandırılması ve ilgili olabilecek yerlerin kapatılması da dahil olmak üzere talimatlar verdi. Sığınaklar açıldı ve halka saldırı olmadığı anlarda da korunaklı yerlere yakın bulunması iletildi. Sevgili seyirciler, bahsettiğimiz gibi programın başında saldırıdan sonra İsrailleri korku saldı ve İsrailler uluslararası havaalanı, Tel Aviv'deki uluslararası havaalanı Ben Gurion'a akın etti. Havaalanında büyük bir yoğunluk görüntülendi. Hizbullah'ın 300'den fazla füze ve dronlarla gerçekleştirdiği Erbayin operasyonu İsraillilere korku saldı. İran ve direniş güçlerinin misilleme saldırılarından duyulan endişe nedeniyle uyku ilacı ve sakinleştirici ilaç kullanımının %30 arttığı İsrail'de ülkeden ayrılmak isteyenler nedeniyle havalimanlarında yoğunluk yaşanıyor. Erbayin operasyonunun ardından Tel Aviv'deki uluslararası Ben Gurion havaalanında yoğunluk görüntülendi. Çok sayıda İsrailli ülkeyi terk etti. Öte yandan Kassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in içlerinde stratejik ve hassas hedeflere düzenlediği büyük nitelikli saldırı dolayısıyla Hizbullah'ı tebrik etti.